Kulp'ta üniversite, bu senede seneye. 11 yıl önce Kulp ilçesinde kurulan DÜ Kulp Meslek Yüksek Okulu bu yılda öğrenci alamadı. 2011 yılında Dicle Üniversitesi tarafından Kulp ilçesine meslek yüksek okulu açılması girişimleri neticesinde bilgisayar programcılığı ve çocuk gelişimi bölümleri açıldı. Ancak yer sorunu gerekçe gösterilerek 11 yıldır sadece Dicle Üniversitesi'nin resmi web sitesinde görülen Kulp Meslek Yüksek Okulu sorunu çözülemedi. Kulp ilçesinin ileri gelenleri ve siyasi parti temsilcilerinin her yıl görüştüğü Dicle Üniversitesi Rektörlüğü bu senede seneye diyerek 11 yıldır öğrenci alamadı. Kulp Gönüllüleri Platformu Koordinatörü Naim Deniz, 2011 yılında Kulp ilçemize iki program açılmasını sağladık. Ancak öğrenci talep edilmediği ve öğretim elemanı atanmadığından 11 yıldır Kulp Meslek Yüksekokulu'nda eğitim öğretime başlanamadığını belirterek şunları söyledi. Yaklaşık 12 yıl önce Kulp ilçemizin fazlasıyla hak ettiğine inandığım üniversite hayali için girişimlerde bulunduk. Zor badirelerin tümünü atlatarak 2011 yılında Kulp Meslek Yüksek Okulu'na bilgisayar programcılığı ve çocuk gelişimi olarak iki program için resmiyet kazandırdık. O zamanki bütün şartları hem ilçemizin yönetimleriyle hem de gayretli arkadaşlarla açtık. Aradan geçen onca yıla rağmen Dicle Üniversitesi yönetimleri tarafından öğrenci alımı için herhangi bir girişimde bulunulmadı. Son bir yıldır yeni seçilen Dicle Üniversitemizin kıymetli rektörü ve yöneticileri tarafından Kult Meslek Yüksekokulu'na öğrenci alımı için girişimlerde bulunuldu. Aylardır kaymakamlık ve diğer kurumlar ile birlikte yoğun bir çaba sarf etmekteyiz yüksek okulu tercih edecek öğrenciler için Kulp ilçemizin en güzel binalarını, mekanlarını tahsis ettik. Yurt problemi çözüldü. Üniversite tarafından öğrenci alımı için YÖK'e yazı yazıldı. Öğrenci kabulü için her programa en az üçer tane öğretim elemanı mecburiyeti olduğundan ve üniversitenin hazır kadrosunun olmayışından dolayı, Kult Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ve Çocuk Gelişimi için öğretim elemanı talebinde bulunuldu. Maalesef o talep Yüksek öğretim Kurulu tarafından reddedildi. Ankara, İstanbul, Diyarbakır ve ulaşabildiğimiz birçok kesim ve kişilerle yoğun iletişime geçip Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulunun Kulp Meslek Yüksek Okulu için kadro ve öğrenci talebinin olumlu karşılanması için teşebbüslerde bulunduk. dedi. Yıllardır öğrenci alamayan Kulp Meslek Yüksek Okulu için esnaf ve vatandaşlar her yıl kandırıldıklarını her sene bizlere, bu senede seneye esprisini yapıyorları diyerek tepkilerini dile getirdiler.